yaklaşıyor hadi sen ders bolca bu hoş geldiniz arkadaşlar. Üçgende açı kenar bağıntıları, geliştirici sorular 2 ile birlikteyiz. İlk sorumuza bakarsak ABC ve BCD üçgeninde AB 6 birim, AC 8 birim, BD 8 birim, CD 15 birim verilmiş. BAC açısı 90 dereceden büyük. Burası 90 dereceden büyük olacakmış. BDC açısı da 90 dereceden küçük olacakmış. Olduğuna göre BC x'in kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Öncelikle üstteki üçgende üçgen eşitsizliğimi yazarsam x 2 ile 14 arasında. Alttaki üçgende üçgen eşitsizliğimi yazarsam x'imiz 7 ile 23 arasında dedim. Şimdi 90'dan büyük olan yeri şimdilik 90 kabul etsem 6, 8, 10 özel üçgenimiz gelir. Ama 90 iken 10 olduğu için 90'dan büyüyeceği için x 10'dan büyük olmalı dedi. Alttaki üçgene gelirsem 90'dan küçük dediği yeri 90 kabul edersem yine özel üçgenimizden 8, 15, 17 gelir. Ama 90'dan küçüleceği için de x'imiz 17'den küçük olmalı. O zaman hepsinin kesişimini alırsam demek ki x'imiz Küçüklerden büyüğü, büyüklerden de küçüğü aldım. 14. O zaman alabilecek kaç farklı tam sayı değeri var demiş. 11, 12, 13'ten 3 tane arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakarsak. ABC üçgeninde K dış çemberin merkezi. O zaman bunlar dış açı ortaylar. BK 6 birim, KC 8 birim olduğuna göre BC x alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle yine üçgen eşitsizliğimi yazarsam x'imiz 2 ile 14 arasında. Onun haricinde biliyorum ki dış açıortaylar kesiştiğinde aradaki açının formülü 90 eksi tepedekinin yarısıydı. E 90'dan bir şey çıkarttığımıza göre demek ki burası 90'dan küçük olmalı. Ben şimdilik 90 kabul edersem 6, 8, 10 üçgeni gelir. Ama 90 iken 10 olduğu için küçüleceği için x'imiz 10'dan daha küçük olmalı. O zaman kesiştirirsek x'imiz 2 ile 10 aralığındadır. Alabileceği en büyük tam sayı değerini sorduğu için de 9'dur arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakarsak ABC üçgeninde AB6 kök gibi birim bc 11'im birim ABC açısı 45 dereceden daha küçük. Burası 45 dereceden daha küçükmüş. Olduğuna göre AC x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye sorulmuş bize. 45 dereceden küçük demiş. Ben şimdilik burayı 45 kabul ettim. 45'i kullanabilmek için bir dik indirdim. 90, 45, 45 üçgeni oldu. 90'ın karşısı 45'in karşısının kök 2 katı olduğu için 45'lerin karşıları 6'dır dedim. Ondan 6'yı çıkarırsam buraya 4 kaldı. Şimdi sağdaki üçgende Pisagor yaparsam x kare eşittir 6'nın karesi artı 4'ün karesi. Buradan x kare eşittir 52. Her iki tarafın kare kökünü alırsak x eşittir kök 52 gelir. Kök 52'nin yaklaşık değeri de 7 virgüllü bir sayıdır. E biz burayı 45 kabul edince x'imiz 7 virgüllü geldi. Ama burası 45'ten daha küçük olacağı için x'imiz 7 virgüllü sayıdan daha küçük olmalı. O zaman alabileceği en büyük tam sayı değeri 7'dir arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakarsak. ABC üçgeninde AH dik BC, BD eşittir CD, AH 6 birim, AD 10 birim. Olduğuna göre BAC açısının açı uzunluğunun alabileceği tam sayı değerlerin toplamı kaçtır demiş. A köşesinden inilen dikme yüksekliğimiz, AD'de kenar ortayımız olduğu için kenarı 2'ye böldüğü için V'dir dedim. Yükseklikle kenar ortay birbirlerinden farklı olduğu için o zaman hiçbiri birbirine eşit olamayacağı için demek ki yüksekliğimiz, açı ortayımız ve kenar ortayımız arasında böyle bir sıralama vardır dedim. O zaman yüksekliğimiz 6, açı ortayımız soruluyor, kenar ortayımız da 10'dur dedim. O zaman açı ortayımızın alabileceği değerler 7, 8 ve 9 toplamı sorulduğu için 24'tür arkadaşlar.